ağır toplar, abla, kardeş, Füsun Hanım var. Aile dostları bunlar. Kardeşi Barış Bey, bizim Bora Bey'in, kendisi de Zerrin Hanım'ın çok yakın arkadaşı. Bak bak, kimseleri kapıda karşılamaya çıkmaz da Füsun'a nasıl koşa koşa çıktı. Bir ayakları evde, bir ayakları şirkette bunların. Füsun Hanım reklamcı. Yani şirketin bütün kampanyaları, PR işleri falan. Hepsi Füsun Hanım'ın imzası. Kardeşi Barış Bey de hani Bora Bey olmasa sanırsın ki şirketin varisi. Bana mı baktı o? Sana mı? Hı-hı. Yok canım. Füsun Hanım öyle herkesin suratına bakmaz. Demir Lady kim peki? Al sana Demir Lady'den sevgilerle. Yuh, ormanı yollamış Rıtma. Kendi teşrif etmedi, orkideleri gönderdi yine. Neyse, yine iyi bizimkisi. Zerrin Hanımcık, bu gece de tımarhanelik olmasa bari. Nesi var Zerrin Hanım'a? Bak iki ette tımarhan laf ediyorsun. Söylesene niye öyle dedin? Hayvan Hanım, siz Zerrin Hanım'ın yakınlarında olsanız daha iyi olmaz mı? Lütfen. Psikos yapıp durdu. Şu kadın da diyorum. Hiç gözüm tutmuyor, hiç. Demek bu senenin rengi kırmızı. Kırmızı orkideler, asalet. Yakışır primadonnamıza. Rengi bilerek seçti. Deliliğin rengi. Ne dersen de seni geçen haftaya göre çok daha iyi gördüm. Sen yine de bir daha bırakma. Şu sıra gerçek bir dosta çok ihtiyacım var. Tatlım, şu kadın kim ve neden senin elbiseni giyiyor? Sen onun kim olduğunu biliyorsun aslında. Kim? Aa, bak sen. Demek şu küçük terzi yamağımız bu. Elbise çok yakışmış. Pardon, Zerrin. Bu ilaçlar senin gözlerini mi bozdu Artem? Tatlım, kadın elbiseyi taşıyamıyor bile. Ne yakışması. Dün geceden beri konuşamadık. Misafirlerimize şık bir açıklama yaptım. Merak etme. Ama bana yapmadın. Dündar abi, kriz yönetiminde Alman disiplini mi çalışır, Fransız sakinliği mi? Sakın bana Dündar'ın o kadına nasıl baktığını görmediğini söyleme. Yani tamam, okey. Belli ki oturmasını kalkmasını beceremese de güzel kadın. Hatta ilk bakışta tam Dündar'ın tipi derdim. Eğer sana ne kadar sadık olduğunu bilmeseydim. Ha 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 ha!
Arkadaşlar, tamam. Her sene olduğu gibi yine bir şeyler söylemem gerekiyor. Ama merak etmeyin, size evlilikle ilgili aforizmalar patlatmayacağım. Evlilik uzun bir yol. İki kişi çıkılan, ömürlük yolcularla tatlanan uzun bir yol. Öyle gül bahçeleriyle kaplı değil. Aramızdaki genç bekar arkadaşlara sesleniyorum. Benim gibi olanlar kulaklarını tıkasın, artık onlar için çok genç. Bu uzun, dikenli, dimdik yokuşun sonu... Yolun soru karanlık Dündar abi. Tünelin ucunda ışık yok. Benim ışığım yanımda. Ve benim için bütün yolların sonu onun aydınlığına kavuşuyor. Yolumu aydınlatan yol arkadaşım, gümüş yılımız ışığına parlasın. Sanırım sıra bende. Evet, bu gece kesinlikle sıra bende. Bu gece hayat arkadaşıma, yol arkadaşıma, sevgili kocama... yıllardır hayalini kurduğu hediyesini veriyorum. Kocama hediyesini ellerimle veriyorum. Kendi ellerimle. Yanlış yapıyoruz. Daha kötü olacaksın. Ek duanı gidelim işte. Handan Hanım. Işın sağ olsun. Işın sağ olsun. Lütfen. Gel hayatım, biz şöyle geçelim elimizi. والذين يؤمنون بما
unzile ileyke ve ma Çağır, böyle gelir tabii. Çekersin, başına gelir. At şu negatifi üstünden artık. Allah Allah. Etseydin bari manyak. Üstünüze çıktın hayvan. Ay, pili kısmını göremiyorum. Ay. Ay, sen iyi misin hayatım? Benancığım, Catherine'le ilgilendim ama yoldayım, geliyorum tatlım. Melek Hanım bir kadından bahsetti. Şu tersi yamağından. Ha? Kim bu? Meşhur Handan Hanım. Hı? Bir de senden dinlemek istedim. Zevkle. Ben de tam o konunun üzerinden geçiyordum. Kim bu? Dündar'la ne ilgisi var? Ben de o cevabın peşindeyim. Yeterince utandık. Toprağından da mı utanacaksın? Sırası değil. Sırası değil. Sırası Dündar. Artık tam mı sırası? Yıllarca ben korkak bir böcek gibi saklandım. Şurada yatan kadının hayattaki tek gerçek dostunun gölgesinde sıramı bekledim. Onca yıl. Gizli saklı yasaklı. Onca yıl. Utana sıkıla. Adice. Halince. Sıramı bekledim. Böyle olsun istemezdim. Ben onun gizli düşmanıydım. Ama o benim hayattaki tek gerçek dostum. Ben onun kocasına aşık oldum. Ama onu da çok sevdim. Gerçekten sevdim. Onu kıskanırken bile çok sevdim. Ben böyle olsun istemezdim. Sıranın bana böyle gelmesini istemezdim. Nihayet. Sıra bana geldi işte. Artık bana arkanı dönmek için mazeretin yok. İnsanların söyleyecekleri, hakaretler, seni sevdiğim için kaybedeceklerim, sosyal çevrem, prestijim, hiçbirisi umurumda değil. Ben sıramı kaptırmam. Sırımı kimseye kaptıramam. Priz bir hamle geldi.
Füsun Hanım geliyor, Füsun Hanım geliyor arkadaşlar. Füsun Hanım geliyor. Lütfen. Arkadaşlar lütfen. Boş boş ne duruyorsun ya? Kıvırsana şunu bir santim. Tamam, ver bir iğne. Hiç iğnesi bile yok ya. Hoş geldiniz. Gülfem Hanım gelene kadar ben ilgileneyim sizinle. Buyurun. Aa, no no. Benimle Handan Hanım ilgilenecek. Lütfen. Nerede yaptırdınız? Ah. Çok iyi. Cidden çok iyi. Siz bayağı ilginç bir kişiliksiniz Candan Hanım. Handan. Ha. Rahmetli Zerrin'im de böyleydi. Yani işte sizin gibi böyle enteresan kafaları severdi. Bu kadar çabuk yakınlaşmanıza şaşırmamak lazım. Yakın değildik. Ben sadece işimi yapıyordum. Demek ki benim arkadaşım, benim en iyi arkadaşım son sözlerini sadece işini yapan ve aslında hiç de yakın olmadığı bir... Çok özür dilerim. Tersi yamağına fısıldadı. Öyle mi? Bir kahve daha alır mısınız? No merci. Bence bugünlük bu kadar yeterli. Arayı... Açmayalım. Yok. Nalan Hanım. Handan. Bana mı öyle geldi yoksa rahmetlinin kanki Tuysan ateş mi ediyor? Handan. Sanki bir anda şu merdivenlerden iniverecekmiş gibi değil mi? Korkuttu mu sizi? Yok, hayır, ben biraz şey oldum. Benancığım, bahsetmiştim ya sana. Handan Hanım. Merhaba. Ben Selin Hanım için gelmiştim de. Ne için geldiğinizi biliyoruz. Sizi buraya biz çağırdık ya. Halası Selin'e moral olsun diye mezuniyet heyecanını hatırlatmak istedi. Ben de özellikle sizin gelmenizi rica ettim. Eminim Zerrin de böyle isterdi. Ben yukarı çıkayım o zaman. Hanımefendiye eşlik et lütfen. Nasıl? Tam bahsettiğim gibi değil mi? Tam. Komple. Baba, sen de kalıp fikir verir misin? Ah, harika fikir prenses. Dündar ve ince zevkleri.
Benim mutfakta bir randevum var. İşim bitince bekleniyorsun. İyi çalışmalar. Handan Hanım. Bugün biter mi acaba? Paylı ölçümleri de alayım, az kaldı. Paylı ölçümleri atölyede alırsın. Kumaşı da orada seçeceğiz zaten. Ben mutfak randevusuna yetişiyorum. İyi idare ettiniz. Selin'in yanında yaşadığımız trajediye girmediğiniz için teşekkür ederim. Handan Hanım Zerin'den konuşmaktan pek hoşlanmıyor Benancığım. Söylemiştim değil mi? Hayatımızı değiştiren o korkunç gece kendisi de bizimle birlikteydi. Hatta Zerrin son sözlerini Handan Hanım'a fısıldadı. Enteresan. Değil mi? İnsan az sonra kocasının, çocuklarının ve en yakın arkadaşının önünde hayatına son vereceğini bile bile niçin 3 gündür tanıdığı bir insana söyler son sözlerini acaba? Ya sizi çok sevmiş olmalı ya da çok kızgın gitmiş olmalı. Ben oyumu çok sevdikten yana kullanmıştım ancak Handan Hanım pek öyle de bir samimiyetleri olmadığını söyledi. Demek Zerrin'i kızdırmıştınız. Hayır, ben öyle bir şey söylemek istememiştim. Sahi. Hatırladınız mı Handan Hanım? Neyi? Zerrin'in son sözlerini. Çok ses vardı da yani aslında bana mı dedi, ben... Handan Hanım, araba hazır. Tamam, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi günler. Bakanın değil Monşeri. Kapanın. Belki sen pişman olursun baba. Çünkü o gece ne yaptığını ikimiz de biliyoruz. Pardon. Kötü böldüm galiba. Füsun bizi... Bölmedim Füsun. Hepsi bu kadardı. Benim söyleyecek başka bir şeyim yok. Çok da fazla uzatmak istemiyorum ama... Bora her zaman zor bir çocuktu. Ama bu kadar da fazla değil mi? Seni tam olarak neyle suçladığını anlamadım ben. Eğer tam zamanında gelmeseydin... ben de bunu öğrenmiş olacaktım. Sen rahatsın her zamanki gibi ama ben çok takıldım. O gece, o malum gece annesinin kafasına silahı sen sıkmadığına göre oğlunu bu kadar kızdıracak ne yapmış olabilirsin ki? Belki de silahı ben sıkmışımdır. Kötü espri. Benim bilmem gereken bir şey var mı sevgili? Senin şu hayatta bilmediğin bir şey var mı Füsun?
Bilmem. Belki olabilir. Aa, pardon bir tanem, daldım bir an. Terzi yamağı orada mı diyordun? Sırf Zerrin'in hezeyanı yüzünden fazla mı ciddiye aldık biz bu kadını? Bakıyorum bakıyorum, yani kafaya takılacak bir durumu yok gibi. Çapsız. Hah, kızım taktı bu kadın bana ya. Vallahi bak resmen mobbingtir bu. Ya kızım taktı diyorum, niye anlamıyorsun ya? Bak bak, oturmuş pencereden bir de beni izliyor, delireceğim. Sen haklısın canım. Zerrin'in kafaya taktığı kadar var bu kadın. O yüzden diyorum ya bir tanem, gözümüzün önünde, elimizin altında olsun. Olsun ki bir caydırıcılığımız olsun. Bu tip kadınları ne caydırır bilmem ki. Boyuna, posuna, ederine bakmadan dündarın peşinde. İzan dışı bir özgüven. Gençlik, güzellikte bir yere kadar. Mümkün değil. Handan kalitesinde bir kadının dündar gibi biriyle olması mümkün değil. Kim olduğunu sormayacağım. Merak bile etmiyorum çünkü. Uzatmanın anlamı yok. Ne yaptığını biliyorum. Beni test ettiğinin farkındayım. Çünkü yıllarca Zerrin'i de böyle gözümün önünde hep böyle test ettin ya. Ama o sınıfta kaldı canım benim. Kıskanç, histerik bir kadına dönüştü. Ama ben Zerrin değilim. Asya. Aşkım. İstesem de olamam. Böyle anlamsız şeylere takılmam. Füsun Hanım, konkur için gelen ajansı toplantı odasına... Sonra! Canım. Bayan Pompon, teşrif ettiler mi? Geldi Pomponlu. Teksibe gerek görmüyoruz demek ki, şaşırmadım. Dündar Bey zaten oldum olası böyle şeylere prim vermez malumunuz. Ama tabii ailenin adını düşününce bir tık rencide edici olabilir. Bora Bey'in teksipten haberi var mıydı? Konudan haberdar olduğunu sanmıyorum Füsun Hanım. Ben de öyle tahmin etmiştim. Kolay gelsin. Evet. Birkaç güne hallederseniz sevinirim. Yeni odana kapanmış, neleri hallediyorsun acaba? Sıradan günlük işler işte.
Peki o sıradan günlük işlerine biraz mola verip bana bir latte ısmarlamak ister misin? Seve seve. Ya aslında böyle manasız ve basit şeyler için vakit kaybetmek de hata ama ben kızların psikolojisi için çok endişeleniyorum Bora. Ya yanlış anlaşılmak da istemem tabii, hani erkek psikolojisini o kadar iyi bilemem. Bununla birlikte senin bu konularda bir tık daha devrede olman babanın hayatını kolaylaştırabilir. Tam olarak hangi konuda devrede olmam gerektiğini düşünüyorsun? Sen de Barış gibi benim abarttığımı düşünüyorsun. Ha? Okey, tamam. Belki ben abartıyorum. Haklısınız. Yani neticede baban tekzip yayınlamaya bile gerek görmediğine göre... Tekzip? Neyden bahsediyoruz biz? Pardon. Ya ben... Senin haberin vardır. Sen görmüşsündür diye... Göster. Yüzü gözükmüyor ama kim olduğunu biliyoruz değil mi? Kim olduğu üzerinden pomponundan akıyor. Voilà. Alkışlar Handan Hanım için. İlk günden hedefe kilitlenmiş, emin adımlarla yürüyor. Ya şimdi azimli kadın, kabul edelim. Hayır, hedefe kilitlendiği için ona kızacak değiliz değil mi Bora? Ya bu düzeydeki bir kadın için bu büyük bir başarı. Hatta ya şu dandik fotoğraflar bile bir zafer sayılabilir. Hatta yüzü de gözükseymiş kadının zafer çığlıklarını bile duyabilirmiş. Neyse, uzatmayacağım. Kadında bir sürpriz yok. Benim bu fotoğraflarda asıl düşündüren babam. Baksana şu yüzündeki ifadeye. Ölüm acısı, rahatlama, yas, suçluluk duygusu. Yani baban anneni kaybettikten sonra çok büyük bir boşluğa düştü. Tabii doğal olarak da bu Handan gibi kadınların kolay bir hedefi haline geldi maalesef. Babanın işi zor. Çünkü o klasmandaki, o kategorideki, böyle sınıf atlama telaşesinde olan bütün o küçük handancıklar sıraya dizilecek şimdi. Tabii ne sen ne de ben babanı kendi nefsinden koruyamayız ama... Kahveden sonra devam ederiz. Kahve servisini buraya alabilir miyim lütfen? Biraz daha hızlı ve dökmeden lütfen. İşiniz bittiyse çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Pardon. Beni duyuyor musun? Anlıyor musun? Bölüyorsun da. Çıkabilirsin yavrum. Tanıdık birini mi gördün? Babanızı gördüm de. Afiyet olsun. Hem yavaş, hem beceriksiz, hem meraklı, en tahammül edemediğim cins. Ben bizim buradaki garsonları hiç beğenmiyorum. Net.
aşağılık kompleksim hiç değişmedi. Ve bu yüzden çocuklarının rahmetli annesi de dahil hep kendinden aşağıdakileri seçti. Ama bunu halledebilirsin. Aşağıya bakmak için değil, yukarı bakmak için terapi al. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Handan Hanım yok yalnız. Biliyorum. Handan'a gelmedim ama Handan Hanım için geldim. Ay, yeterince saydıysanız. Sanırım artık anlaştık. Tabii. Tabii de. Yani aslında siz bir telefon etseniz Gülfem Hanım'a, Demir ailesine artık servisi yapmayacak deseniz. Yani bu iş biter biliyorsunuz değil mi? Bu ne kadar daha yani bir fikir. Bu benim nasıl aklıma gelmedi değil mi? Geri alayım onları ben. Yani ben tabii öyle demek istemedim. Elimden geleni yapacağım ben. Ben bu 1000 doları sana elinden geleni yapman için değil, bir yolunu bulup bizi hiç karıştırmadan Handan'ı bu atölyeden def etmen için veriyorum. Yeterince açık mı? Olmaz mı? Parti başlıyor Füsun Hanım. Yani şey, pomponu kopardık, gitti. İçinde de kalabalık bir sofra ama kuş sütü eksik. Tabii koca zengin, para çok. Bastırmışım parayı, yemek kursuna gitmişim. Mutlu mutlu otur, canın ne isterse ye. Yok yok, yeme ya da konuşmaktan, gülmekten yemek yeme bile. Mutlu aile sofraları öyledir ya. Karnını yemeden doyar ya yine. Hayal ya işte. Kaç yaşında olursan ol, içinde çocuk kalabileceğim bir evimiz varmış mesela. Para var, koca var, çocuklarıma baba var. Zenginiz kızım işte. Büyümek zorunda bile değiliz. Sen sadece okumana bakacaksın mesela. Ela kompleksli yalanlar uydurmayacak. Can kolejde okuyacak. Hayal ediyorum işte ya. O kocaman eve bizim minicik hayatlarımızı sığdıracak dev bir adam var. Kapı gibi, dağ gibi arkamızda biri var işte ya, anlasana. Sırtımı dayadığım, elimden tutan, yalnız değilsin, buradayım diyen biri var. İnadını hayal ediyorum. Böyle bir adam gönlü cebinden zengin. Aşkı o hepimize sığdıracağı o kocaman evden büyük. Kızlar Dündar'ı uyandıramadı mı? Dündar gece geç mi geldi yoksa gece uykusunu mu alamadı? Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Bence uykusunu almış görünüyor. Ah.
baba. Tata, valizini hazırla. Paris'e gidiyoruz. Ah. Aa, anlayamadım. 40 meridinden sonra bana eşlik mi edeceksiniz? Yarın gidiyoruz alacığım. Çok güzel. Baba, burası çok güzel. Evet baba. Ben beğeneceğinizi tahmin etmiştim. Çok güzel değil mi? Baksana şuraya. Çok. Ben Zerrin'in mevlidinden sonra gitmeyi düşünüyordum. Rakamlara fazla takılmayalım. Zaten gideceğiniz bir haftalık tatil. 40. günü burada olacaksınız. Sonra zaten gereken neyse usulüyle yerine getirilecek. Bence hiç takılma oraya. Endişe etme. Okul, terapiler, doktorlar buna razı olacak mı peki? Şatoda internet çekiyordur herhalde. Yine de Zerrin'in 40'ından önce gitmeyi uygun bulmuyorum. Ne bu böyle acelemiz varmış gibi? Çok lüzumsuz ve tuhaf bir durum bu. Ayrıca sen neden bize eşlik etmiyorsun? Ya benim burada önemli işlerim var. Yani internet halledemeyeceğim kadar. Afiyet olsun. Kızlar, size söz veriyorum. Bavulları birlikte hazırlayacağız. Müsaadenizle. Dündar. Yakaladım seni. Şirkette önemli bir işim falan yok. Sende başka bir şey var. Sürpriz. Ben en çok bana yapılan sürprizleri severim, bilirsin. Bu herkes için sürpriz olacak. Füsun. En çok da sana. Jerry, dikkat et kendine. Tamam mı? Kardeşi sana emanet. Görüşürüz. Beni habersiz bırakmıyorsun, tamam mı? Baba bak, biz yokuz diye öyle sabahlara kadar mesai yapmak yok. İyi bakacaksınız birbirinize. Tamam mı? Hı hı. Bu genç adam için söz veremem ama babanın emin ellerde olduğu kesin. Vallahi evin hanımı.